Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 220. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün bir çevirmenle birlikteyiz. Yiğit Yavuz, kendisi yayınımıza Trabzon'dan katılıyor. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim. Şeref duydum. Sağ olun, biz de çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bugün kendisiyle John Milton'ın ölümsüz eseri diyelim, Yitirilen Cennet adlı çevirisi üzerine konuşacağız. Bu çeviri yakınlarda İtaki Yayın Evi'nden çıktı ve oldukça güzel bir çeviri ve daha önce de yapılmış olan çevirileri var ama burada epey metni olduğu gibi karşımıza çıkaran bir çalışma söz konusu. Bu açıdan biz bu çeviri üzerinden kendisiyle bir yayın yapmak istiyoruz. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kronik kitabı da ayrıca teşekkür ediyoruz ve bu ayki kitaplardan bir seri Kronik kitap Yiğit Bey'e hediye edecek. Bu ayki kitapları da ekranda şu anda görüyorsunuz. Gene 8 tane kitap basmış Kronik yayınları. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş başlayalım. Hocam, aşağı yukarı 355 yıl önce yazılmış bir eserden bahsediyoruz ilk yayınlanışı ve bugüne kadar epey bir, yani birçok insana da ilham olmuş bir metin bu. İşte Shelley'in Frankenstein'ından işte ne bileyim Karl Marx bile Alman ideolojisinde atıf yapıyor John Milton'a ve Yitik Cennet'e. Hatta bu yakınlarda popüler bir film olan bu Şeytanın Avukatı'ndaki şeytanın ismi de John Milton ve gerçekten böyle popüler kültüre de yansıyan bir yanı var. Bir defa biraz hani önden metin üzerinde biraz konuşalım, daha sonra çeviri maceranızı da bir dinlemek isteriz çünkü önemli bir çeviri. Öncelikle yani John Milton, İsterseniz bir hayatından ve bu eseri yazış sürecinden bir bahsedelim. Daha sonra metnin içeriğine doğru yavaş yavaş gireriz. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim öncelikle tekrar beni konuk ettiğiniz için. Burada olmak çok güzel. Değerli dinleyenlerimizi de selamlıyorum, izleyenlerimizi. Şimdi John Milton muazzam öneme sahiptir. Yazar, şair gerçekten. Az önce siz modern referanslarından ona göndermede bulunan eserlerini bir şekilde bizi yönelten yapıtlardan söz ettiniz. İşte Şeytanın Avukatı filminde orada Al Pacino'nun oynadığı karakterin John Milton adını taşıması. Keanu Reeves'in yine bu eserden bir replik kullanması çok açık göndermeler. Bunun gibi bizim çevremizde bütün kültür sanat ürünlerinde aslında kimisi çok belirgin, kimisi o kadar kendini belli etmeyen, yani birçok gönderme var bu esere. Çok fazla etkilenim var. Hatta şimdi benim yaşadığım Trabzon otelinde, şehrinde bir otel var. Yol üzerindeki bir otel. İsmi Paradise Lost. Aynen bu şekilde. Geçerken öyle. Bu çeşit işte Kayıp Cennet adıyla yerleştiği için eser dilimize çok fazla referansı var. Yani her yerde görebiliriz. Son derece aşinayız Milton'ın bu yapıtına. Ama ismiyle daha çok aşina olduğumuz, biraz da böyle konusunu bildiğimiz bir eser. Fakat hakkıyla Türkçe'ye kazandırılması, bir bütün olarak okura sunulması çok gecikmeli olarak gerçekleşti. Sizin de ifade ettiğiniz gibi işte 17. yüzyıldan gelen bir eser bizim elimize. Ben de bununla tanışma maceramı anlatayım. Yani ilgi çekici gelebilir. Bir yabancı arkadaşım, Hristiyan arkadaşım bana sunmuştu. Bu kitabı göstermişti daha doğrusu. Övgüyle söz etmişti. Çok etkilendiği bir kitap olarak. Alıp okumam için bana verdi. Ben de götürdüm bu evime. Çok uzun zaman önce oluyor bu. Yani bundan herhalde bir 20 sene önce falan, işte o zaman 30'lu yaşlarımdayım. Şimdi 50'li yaşlarımın başındayım. Götürdüm kitabı, okumaya çalıştım, baktım ve hiçbir şey anlayamadım metinden. Son derece karmaşık, anlaşılması
imkansız gibi görünen bir İngilizceyle yazılmıştı. Ve geri verdim. Yani bunu okuyamadım dedim ben. Şey anlayamadım. Bunun niye böyle olduğunu tabii anlamam çok zaman aldı. Niçin okuyamadım, niçin anlayamadım, nasıl bir dili, içeriği olduğunu o eserin anlamam için demek ki bu zamana gelmem gerekiyormuş. Yani 2016 yılında ben bunun çevirisine başladım. Bundan bahsederim tabii. Kısaca bahsedeyim isterseniz hatta. Ondan sonra Milton'un eserine geçelim. İşte öncesinde az önce girişte sizin de beğendiğiniz Mary Shelley'nin Frankenstein kitabı. O benim çevirdiğim kitaplar arasında yer aldı. İş Bankası Kültür Yayınları için bu kitabı çevirdiğim zaman işte Paradise Lost, şimdi Yitirilen Cennet olarak Türkçe'ye kazandırdığımız kitap orada karşıma çıktı. Şu şekilde oldu. Oradaki Frankenstein canavarı, ismi olmayan canavar ama doktor da değil, doktor olarak geçer filmlerde ama aslında Victor Frankenstein bir doğa bilimci o zamanki tabirle. Onun yaratısı olan canavar hayat karşısında yapayalnız dünyaya bırakılmıştır ve bir gün yolda bir çanta bulur. Çantanın içinde bir takım klasik eserler vardır. Üç eser, Plutarkos'un Paralel Hayatları, işte birisi Werther'in Acılarıdır, Goethe'nin yapıtı. Diğeri de Milton'ın Paradise Lost'u, Yitirilmiş Cennet'idir. Bunları alır ve çok olağanüstü zeki bir yaratık olduğu için kendi kendine öğrendiği bir dil vardır. Bu kitapları okuyarak ve insanları dinleyerek İngilizceyi öğrenir. Paradise Lost'tan biraz da çok etkilenir. Ve kendi konumunu oradaki şeytanın ve Adem'in konumuna benzetir. Şöyle der yaratıcısına hitaben, ben masum Adem'in olabilecekken düşmüş şeytan haline geldim. Böyle bir gönderim var ve tabii çok gerçekçi bir kurgu da değil aslında düşünürseniz. Çünkü İngilizceyi kendi başına öğrenmiş bir insanın, burada Frankenstein'ın canavarının oturup da Paradise Lost'u okuması aslında mümkün değil ama roman kurgusu içinde biz bunu mümkün kabul ediyoruz. Bu şekilde tabii orada ben henüz eserle de tanışmış olmadığım için en bilinen adıyla o çeviride Kayıp Cennet olarak çevirdim eserin adını. Ama gün gelip işte isim değiştirecekmiş. Benim elimde Yitirilen Cennet haline gelecekmiş bu isim. İnşallah bu şekilde de benimsenir. Bu eserden bahsedelim. John Milton'dan bahsederek devam edelim mi? Eserden mi yoksa yazardan mı bahsedelim? Yazardan bahsedelim, sonra esere gireriz hocam. Buyurun. Evet. Çok önemli bir insan olduğunu belirtmiştik İngiliz edebiyat tarihinde. Biz çok iyi tanımıyoruz ama İngilizler için ya da Batı dünyası için John Milton ismi çok büyük gerçekten. İngiliz edebiyatı dediğimiz zaman Shakespeare'in ardından geliyor. Hem zaman sıralaması bakımından Shakespeare'in ardından geliyor. Yani Shakespeare'in ölümünden hemen önce dünyaya gelmiş bir yazar. Onun çocukluğunda Shakespeare hayata veda ediyor. 1608 Milton'ın doğum tarihi. 1674'te de hayata veda ediyor. Bu tarihte Paradise Lost'un son baskısının, şu anda bizim çevirimize esas kabul eden baskının yayın tarihi. Londra'da dünyaya geliyor. Varlıklı bir ailenin evladı olarak dünyaya geliyor ve bir Protestan ailede doğuyor kendisi. Aslında ilginç bir geçmiş çünkü babasının tarafı esasen Katolik fakat babası Protestanlığı tercih ediyor. Bundan dolayı da hatta dedesi Milton'ın bu babayı reddediyor. Mirasından yoksun bırakıyor ama baba Milton öyle parasız çok zor durumda kalmıyor. Yazmanlık yapıyor, müzik bilgisi var, müzisyenliği var. Bir şekilde kendini toparlıyor ve iyi bir ortamda, maddi açıdan sıkıntı çekmeden büyüyor Milton. Ve dini bir, dini çerçevede bir eğitim görüyor. O çerçevede bir kariyer öngörülüyor Milton için.
hem modern hem klasik anlamda iyi bir eğitim geçiriyor. 11 yaşından itibaren Londra'daki St. Paul Okulu'na gidiyor. Burada Latince, Yunanca, İbranice öğreniyor. Fransızca ve İtalyanca üzerine çalışıyor. Ve çok erken yaşta hem Latince hem İngilizce şiirler yazmaya başlıyor. Burada zaten Milton'ın dehası çok erken yaşta ortaya çıkıyor. Yani daha 20'li yaşlarda toplu şiirlerini basmış, yayınlamış bir kişiden söz ediyoruz ki bir düzine dile aşina, bunların bazılarını zaten gayet iyi kullanıyor. 1630'lardan itibaren esas olarak İngilizce şiirler yazıyor ve basılan ilk şiiri 1632 tarihli ikinci Shakespeare folyosunda Shakespeare üzerine, An Shakespeare isimli bir şiir oluyor. 1638'e dek başka şiirler kaleme alıyor. İtalyanca isimli Lo Allegro, Il Penseroso, Comus ve Lucida adlı eserleri var. O yıl İtalya'ya gidiyor ve 15 ay bir İtalya gezisi yapıyor Milton. Burada o sırada ev hapsinde olan Galileo'ya ziyareti çok meşhur ve daha sonra Paradise Lost üzerinde çok büyük etkisi olacak bir ziyaret bu. Galileo o dönemde malum hikayesi, başına gelenlerden dolayı ev hapsinde tutulan bir kişi. Ev hapsindeyken Galileo onu ziyaret ediyor. Çok önemli onun hayatında bu ziyaret. Galileo'nun bildiğini savunması, bütün zorluklara karşın doğru bildiğinden yana tavır alması ve bunun cezasını işte bir ev hapsiyle geçirmesi. Ki o dönemde Galileo kördür. Bu da çok önemli. Çünkü Milton da 40'lı yaşlarından itibaren başlayan görme yetisini kaybetme durumu söz konusu. Paradise Lost'u yazdığı dönemde de tamamen kör. Bütün bunlar belirtmemiz gereken çok önemli unsurlar. Galileo ile arasında bir özdeşlik, bir yakınlık, bir gönüldeşlik kurulmasına yol açan bir hadise bu yüzden. Biraz da Homeros'la bir bağlantı kurabiliriz belki. Kesinlikle. Çünkü tabii yani hem Homeros'la, bilhassa Homeros'la hem de antik çağın diğer kör şairleriyle, düşünürleriyle aslında arasında bir özdeşlik görüyor kendisi arasında Milton ve bunları zaten bu durumu Paradise Lost'ta yansıtıyor. O dizelerde bunu izleyebiliyoruz açık şekilde. Bu arada tabii oraya giden yolda hayatına devam edersek Milton'ın, 1640'ta Milton büyük bir eser üzerine düşündüğünden bahsetmeye başlıyor. Defterine böyle bir not düşüyor. Bu büyük eser yaratılış üzerine bir eser. Ve bu yitirilen cennete dair nüvelerin bu dönemde ortaya çıktığını görüyoruz. Bu anlamda onun hayatının eseri olarak görülebilir yitirilen cennet. Yani bir ömrün eseri, hayatının son döneminde yazıyor, ortaya koyuyor ama hep olgunlaştırıyor hayatı boyunca. Yitirilen cennetin, Paradise Lost'un fikrini. Bu arada biraz ülkeden bahsetmek lazım, İngiltere'nin durumundan bahsetmek lazım. Elbette bizim için çok uzak bir tarih, 17. yüzyıldan bahsediyoruz. Uzak bir coğrafya, İngiltere. Tabii biz İngiltere diyoruz ama aslında İngiltere'den değil de böyle bir milletler topluluğundan söz etmek lazım. Yani Galler var, İskoçya, işte İngiltere dediğimiz topraklar, İngiliz adaları, bunlar ayrı ayrı aslında milletler oluşturuyor. Ve bunları bir arada tutmak, bunlar arasındaki çatışmalar tıpkı şimdi olduğu gibi o zaman da çok önemli. Ve çok baskın bir din ögesi var. Bu kilise yapısı bakımından işte o Britanya'yı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda arasında büyük bölünmeler, kültürel, politik, dini çatışmalar mevcut. Stuart Hanedanı iktidarda, temsilcisi Kral 1. Charles ve o dönemde işte Anglikan kilisesinin, İngiliz kilisesinin otoritesi altında bütün bu iktidarını, toprakları birleştirip hükmü altına almak istiyor. Böyle bir baskıcı tarafı var. Bir yandan parlamentoyla çatışıyor 1. Charles, bir yandan da bu çatışma içinde ekonomik durum çok kötü İngiltere'de. Yani hem
Politik durum çok karmaşık. Hem ekonomi çok kötüye gidiyor. Ülke epey kötü durumda. Ve ona karşı muhalefet yürüten gruplar var. Bunlar bunların başında işte bir dini grup olarak Protestanlığın bir kolu olan Püritenler var. Milton da Püritenler içinde, bu hareket içinde yer alıyor. Püritenler dinin daha tabana yayılması, işte bu psikoposların sahip olduğu dini iktidarın, o organize olmuş dinin bir tarafa bırakılıp daha tabana yayılan, din adamlarının halk tarafından belirlendiği ve kiliselerde görev yaptığı böyle bir düzene geçilmesini savunuyorlar. Sonuçta bir uzun iç savaş dönemine kadar gidiyor bu mücadele, muhalefet ve çatışmalar. O iç savaş içinde Cromwell'den söz etmek lazım. Cromwell çünkü bu muhalefetin, orduların lideri ve 1645'e kadar süren bir iç savaş sonunda Cromwell liderliğindeki kuvvetler kralı nihai bir yenilgiye uğratıyorlar. Bir cumhuriyet dönemi başlıyor İngiltere'de. Birinci Charles bu dönemde tutuklanıp idam ediliyor. İngiltere için son derece travmatik, olağanüstü bir hadise bu. Çünkü kralın kutsal bir niteliği var. Anglikan Kilisesi'ni o temsil ediyor. Ve böyle kutsal niteliğe sahip İngiliz toplumu açısından bu kadar önemli bir liderin idam edilmesi tarihte ilk defa görülen, bir daha da tekrarı olmayan bir hadise. Bu İdamın öncesinde Milton'ın yazdığı önemli bir eser var. Cromwell hükümetinin bu tutumunu savunan. The Tenure of Kings and Magistrates. Türkçesiyle Kralların ve Sulh Hakimlerinin Görev Dönemleri isminde. Burada kralın idamını meşru gösteren bir tavır alıyor Milton. Çünkü halkı yönetmeye layık olmayan, o yetkinlikte olmayan bir yöneticiyi halkın görevden alabileceğini, hatta idam da edebileceğini savunan bir içeriği var bu metnin. Ve bu tavrıyla yeni hükümette kendisine yer buluyor Milton. O dönem Devlet Konseyi'nin Yabancı Diller Sekreteriyası'na atanıyor. İngiltere'nin diğer ülkelerle, yabancı memleketlerle yazışmalarını yürütüyor böylece. Latince bilgisi dolayısıyla o dönemde de ortak dil Latince, yazışmalar bu dildi. Yürütülüyor. Böyle aktif bir görevi oluyor. Kendisine çok yoğun, çok önemli. Elçilerle görüşüyor ve bu dönemde sürekli hükümetin konumunu müdafaa etmek zorunda. Yazdığı meşhur savunmalar var Milton'ın, onun düz yazı metinleri. Ve her ne kadar düz yazı metinlerimi ben sol elimle yazarım, benim sol elimin ürünüdür bunlar şeklinde meşhur bir lafı varsa da aslında çok önemli, yetkin bir polemikçi Milton. Yani şairliğinin yanı sıra o şairliğiyle at başı giden bir polemikçiliği var. Dolayısıyla düz yazıları da çok güçlü. Bunlar içinde ama her zaman bir tiranlığa, baskıya karşı çıkan öyle bir tavrı var. Bunu belirtmek önemli. Bir hükümeti desteklerken aslında aklın iktidarını savunan, insanların kendi geleceklerine, özgürlüklerine sahip çıkmaları yönünde kararlar almalarına doğru yönelen bir düşüncesi var. Mesela Aeropagitica isimli, işte bugün basın özgürlüğünün en etkili metinlerinden biri olarak kabul edilen konuşmayı yazıyor. Bir konuşma metni ama broşür tarzında, kitapçık tarzında basılıyor bu eser. Türkçe'de İnhan Yayınları tarafından çevrildi. Çok belki çevirisi tartışılabilir ne kadar iyi çevirdi ama çok önemli bir metin. Ona da göz atılmasını ben tavsiye ederim. Bu dönemde işte bu Cumhuriyet dönemi Milton için bu şekilde yoğun geçiyor. 1658'de Cromwell vefat ediyor ve bu vefattan sonra Cumhuriyet idaresi dağılıyor. İdam edilmiş kralının oğlu 2. Charles ülkeye dönüyor ve monarşi yeniden tesis ediliyor. Restorasyon dönemi olarak geçen bir dönem. Milton da tabii hükümet içindeki konumundan dolayı gözden düşüyor ve hapsediliyor. İhanetle suçlanma tehlikesiyle karşı karşıya ama isminin bir saygınlığı var, sevenleri var yani düşmanlarının yanı sıra. Tabii düşman kazanmadan da böyle bir hayat
sürmek mümkün değil, takdir edersiniz ki. Ama işte sahip çıkanlar var ona. Yani sonuçta idam edilmiyor, hapisten çıkıyor. Kardeşi mesela bir kralcı ve yargıç, yeni idare içinde ona destek olmuş olabilir. Yorumlardan kimisi bu yönde. Ev hapsine mahkum ediliyor. Uzakta, inzivada bir hayat sürmeye başlıyor. Ve işte bu dönem yitirilen cennetin ana gövdesinin ortaya çıktığı bu inziva dönemi. 1658-1665 arası. Biraz aile hayatından da bahsetmekte fayda var bu arada Milton'ın. Bu yitirilen cenneti yazmaya başladığı dönem kendisinin üçüncü evliliğini yaptığı dönem. Üç kere evleniyor. Birinci evliliği hiç iyi gitmiyor. Daha evliliğin başlarında karısı Mary Powell anlaşmazlıkları var. Aceleye getirilmiş bir evlilik olarak geçer. Çok zihin yapıları farklı. Terk ediyor evi. Milton'a, ailesinin yanına dönüyor, anne babasına. Ve 3 yıl boyunca ayrı kalıyorlar. Bu dönem John Milton'ın meşhur boşanma metinlerinde, Divorce Tracts olarak geçilen metinlerini yazdığı dönem. Bu boşanmak o dönemde İngiltere'de Protestan toplumu içinde de çok zor, çok önemli bir sebep, hayati bir sebep, ihanet gibi belki bir sebep ortaya çıkması lazım ki eşler boşanabilsinler. Bunun dışında mümkün görünmüyor evlilik bağının bozulması. Milton o dönem için çok radikal kabul edilen görüşler ortaya koyuyor bu boşanma metinlerinde. Eğer çiftler arasında bir ruh uyumsuzluğu varsa bunun kendi başına aslında boşanma için geçerli bir sebep, gerekçe olarak kabul edilmesi gerektiğini savunuyor ki kabul görmesi o dönem İngiltere'sinde bu görüşlerin çok zor. Hatta o dönem Milton adı Milton the Divorcer'a çıkıyor. Yani boşanmacı Milton. Böyle bir alaycı bir tarafı var. Öyle bir lakap uygun görülüyor kendisine. Bu metinlerde ifade ettiği görüşler ta Paradise Lost'a kadar, yitirilen cennete kadar takip edecek. Oradaki Adem ile Havva'nın ilişkisinde de bu görüşleri izlenebilecek Milton'ın. Devam edersek aile hayatına, sonuçta Mary Powell'la boşanmıyorlar. Bir araya geliyorlar tekrar. 3 sene sonrasında ama bir araya geliyorlar. Ve bu evlilikten 3 kızları, bir oğulları dünyaya geliyor. 3 kız hayatta kalıyor. Oğulları bir yaşında hayatını kaybediyor. Mary Powell da en küçük kızlarının doğumu esnasında can veriyor. Sonra ikinci kez evleniyor Milton. Ne yazık ki karısı yine çocuk doğururken ölüyor. Üçüncü evliliği işte kendisinden çok genç bir kadınla Milton'ın. Ama huzuru ve mutluluğu da bu üçüncü evlilikte bulmuşa benziyor. Böyle huzurlu, mutlu bir ortamında yazıyor. Kızlarıyla da ilişkisi, hayatta kalan üç kızıyla gerilimli. Tam olarak sebebini bilmek mümkün değil ama işte kendisinin bilgi tutkusunu kızlarının paylaşmadığı yönünde yorumlar var. Hani bu bana biraz düşündürüyor meseleyi. Acaba bilgi merakını paylaşsalardı kızları, Milton'ın çok mu önemliydi onlar için? Çünkü kadınların sonuçta baskı altında tutuldukları, mesleki gelişimlerinin, kariyerlerinin önünün açık olmadığı bir dönemden söz ediyoruz. Ama neticede o gerilimli ortamda da olsa bu Paradise Lost'un yazılmasına kızları çok yardımcı oluyorlar. Çünkü Milton tamamen kör ve artık eliyle eser yazacak durumda değil, sözlü olarak aktarıyor ve dikte ediliyor eserler. Milton anlatıldığına göre geceden oluşturuyor dizeleri kafasında. Sabah erkenden işte bir eve katip geliyor ya da katip olmadığı zaman kızlarıyla birlikte oturuyorlar ve Milton söylüyor, dikte ettiriyor. Onlar da yazıyorlar Paradise Lost'u. Bundan sonra gözden geçirme, işte edit etme, redaksiyon süreçleri bunu takip ediyor. O da apayrı bir mesele tabii ama Paradise Lost bu şekilde ortaya çıkıyor. Hocam burada siz bir şey yazmıştınız. Hani metni tadına varabilmek için yüksek sesle okuyun gibi bir şey hatırlıyorum sanki kitapta. Doğru mu? Yanlış mı hatırlıyorum? Tabii yani, kesinlikle. Destan
formunda ve dikte edilerek yazıldığı için siz de okurken yüksek sesle ve şeyle okuyun gibi bir şey yazmıştınız. Homer gibi aslında. Homeros gibi yani bir anlamda. Tabii yani burada Homeros'la işte o körlükten gelen ortaklığı var. Hani bir ruh ortaklığı. Onun ötesinde işte o Homeros'un ve antik çağ şairlerinin o sözlü şiir söyleme, aktarma geleneğini aslında burada devam ettiriyor bir bakıma Milton. Gerçekten de orijinal İngilizce metnin çok büyük bir armonisi var. Zaten Milton'ın babasından devraldığı bir müzisyenlik tarafı da var. Yani enstrüman çalıyor, beste yapabiliyor. Böyle bir kişi. Dolayısıyla bir müzikal kulağı da var. Bu müzikal kulağını, bu müzikal bilgisini de metinlerine, şiirlerine yansıtıyor. Metni gerçek anlamda tadını alabilmek, ritmini yakalayabilmek için İngilizce aslında sesli okumak lazım. Yani böyle sesli okumaların güzel örneklerini eğer internette bulabilirlerse izleyicilerimiz dinlesinler. O gerçekten hani bizim çevirimize aynı şekilde yansıtmamız mümkün olmayan bir şey şüphesiz. Yine bir müzikalite, bir ses güzelliği tabii yaratmaya çalıştık ama o orijinaldeki tabii ki aynı şeyi mümkün değil çevreye yansıtmak. Ne de olsa bir dilden bir dile geçerken ayrı bir yapıt ortaya koyuyorsunuz. Siz başka bir dilde yeniden yaratıyorsunuz. Bu noktaya gelmişken şiirin yapısından bahsedelim. Yani Paradise Lost'un o müzikalitesini oluşturan yapıdan söz edelim. Milton bunu İngilizcenin en yaygın vezinlerinden biriyle yazıyor. İşte iambic tetrameter denilen bir vurgulu bir vurgusuz beşerden onar dize şeklinde genel olarak. Zaman zaman bunun dışına çıkan bir yapısı olsa da uyduğu vezin o. Ve kafiyesiz olarak yazıyor. Kafiyeli değil yani hiçbir dize bir diğeriyle kafiye içinde değil orijinal metinde. Bunu da eserinin girişinde zaten belirtiyor. Eserinin ikinci basımında. Neden böyle bir vezni tercih ettiğini açıklıyor Milton. Kısaca kafiyeye uya eski bir çağın, kendi tabiriyle barbar bir çağın ibaresi olarak görüyor. Artık yani böyle bir basit bir has ürünü uyak Milton'a göre. Yani bugünün okurunun daha karmaşık, şiirin tadına varmak için o kadar basit hazlardan uzak duran bir okur olması gerektiğini söylüyor. Yüce bir amacı var. Yani ilahi bir amaç biliyor Yitirilen Cennet'i yazarken Milton. O ilahi amaç çerçevesinde ona uygun bir form aslında belirlemek istediği düşünülebilir. Yani basit hazlardan uzak kalan daha yüce bir formda ortaya koymaya çalışıyor eserini. Bu formu oluştururken de işte yine o İngilizcenin yaygın vezni içinde yazdığı fakat uyaksız bir form ortaya koyuyor. Bu çok şaşırtıcı bir hadise. O dönemin İngilizce okuyan insanları için, İngiltere'si için. Zira bu kadar uzun bir metinde hiç böyle bir form tercih edilmemiş. Blank verse deniyor buna. Bunu mesela Shakespeare'in eserlerinde görüyoruz. Blank verse'ü. Yine aynı şekilde iambic tetrameter içinde fakat blank verse olarak yazmış Shakespeare. Fakat bunlar drama eserleri. Yani uzun şiirler değil. Blank verse'ü biz ya daha kısa şiirlerde görmüşüz o zamana kadar. Ya da işte böyle drama tarzında eserlerde, tragedyalarda rastlanan, komedilerde rastlanan bir tarz. Bunu böyle uzun destan formunda bir esere uyguluyor Milton. Ve çok şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkıyor bu bakımdan. Yani okuyanları çok etkiliyor. Deha ürünü bir eser olarak görüyorlar bunu. Asırlar boyunca devam edecek büyük bir etki de bu şekilde ortaya çıkıyor. İlk basımı Paradise Lost'un 1667. Sonra 1668'de başına bu birinci bölüm
İkinci bölüm ki book olarak geçer, bookman, book two. Bölüm özetleri geçiyor, yazıyor Metin yayıncının talebiyle. Yani o bölümde neler anlatıldığı, hangi hadiselerin geçtiğine ilişkin özet bölümleri yazıyor. Ve 1674'te biraz daha kapsamlı değişiklikler yapıyor. Çünkü ilk baskı 10 bölümden, 10 kitaptan oluşuyor. Bu bir tragedya formu ama 1674'te tam da destan formuna uygun Vergilius'un Aeneis'indeki gibi onu örnek alarak 12 kitaba, 12 bölüme ayırıyor eserini. 7. ve 10. bölümleri ikiye bölüyor ve bu şekilde 12 kitaplık son şeklini veriyor esere. 1674 bu son formun basıldığı, yayınlandığı yıl, aynı yılın Kasım ayında da Milton hayata veda ediyor. Bu arada yani 1674'e kadar geçen bölümde işte Paradise Lost'un tamamlayıcısı olarak görebileceğimiz Paradise Regained, yeniden kazanılan cennet isimli eser ortaya çıkıyor. Bir de Samson Agonistes var. Bu da yine dini temalı bir eser. Bildiğimiz meşhur o Samson Delilah hikayesinin tragedya formunda oluşturulduğu yine manzum bir eser. Bu şekilde. Bilmiyorum devam edeyim mi yoksa soruyla hocam, biraz da metinden bahsedelim isterseniz. Metinden bahsedelim. Bölüm bölüm gidebiliriz isterseniz ya da genel olarak şöyle bir girizgah yapayım. Genel bir özetine alalım sizden, sonrasında da açarız. Tabii. Yani şimdi tabii oraya girmedik. Gerçi birçok kişi zaten biliyor metnin ana mevzusunu, izleyini. Yitirilen cennet, Adem ile Havva'nın ilk günahı işlemesi ve bu ilk günah dolayısıyla cennet bahçesinden kovulması. Bunun hikayesi. Ama tabii bu izlek, bu kısa hikaye Kitab-ı Mukaddes, kutsal kitap içinde, işte oranın yaratılış bölümü içinde çok kısa olarak geçen, ikinci ve üçüncü bablarda anlatılan, toplamda böyle 3-4 sayfaya yayılan bir hikaye. Herkes biliyor, Adem ile Havva cennet bahçesindedirler. Yılan Havva'yı kandırarak ona yasak meyveyi yedirir. Ve bu günah, yasaklanmış meyveyi yemesi nedeniyle Havva'nın, daha sonra da bunu Adem'e yedirmesi dolayısıyla bu bahçeden kovulurlar. Böyle özet bir hikayesi var yaratılışta. Çok küçük, çok kısa bir anlatı fakat bütün kültürleri çok etkilemiş. İslam'a da sirayet etmiş aynı hikaye. Ve Kur'an-ı Kerim'de de farklı bir boyutta geçiyor. Biraz farklı bir anlatıyla. Ve anlatıla üzerine çeşitleme yapıla tüketilememiş bir hadise aslında o ilk günah hikayesi. Asli günah. Ama bunu en etkili şekilde herhalde başlatan kişi de Milton. Yani bu Paradise Lost'la birlikte başlıyor. Ve eserde sadece bu hadiseyi anlatmıyor. Bunun üzerine bir sürü şey inşa ediyor Milton. Ve o özet, o çok kısa hikayeyi eklediği diğer anlatılarla, kurgusal anlatılarla büyük bir destan boyutuna taşıyor. Ve temel meselesi şu, insana Tanrı bu ilk günahı neden işletmiştir? Daha doğrusu bu ilk günahın işlenmesine neden izin vermiştir? O saadet ortamından anne babalarımızın, ilk annemizin, ilk babamızın kovulmasına ve sonradan dünyaya günahın, ölümün gelmesine neden müsaade etmiştir? Kadir-i mutlak Tanrı bunun üzerinde duruyor ve zaten amacını da bu şekilde ortaya koyuyor. Yani ilk girişinde, ilk bölümünde eserinin Tanrı'nın yol ve yordamlarını insanların gözünde haklı kılmak olarak amacını ifade ediyor ve bunun için yazıyor. Böyle yüce bir izlek peşinde Milton. Daha önce de bahsettiğimiz gibi yani izlek böyle yüce olunca, bu kadar önemli, şimdiye kadar asırlar boyunca Hristiyanlığın ortaya çıktığı dönemden beri hala çözülememiş bu temel soruyu. Yani
Tanrı neden bunu yaptı? Günahı ve ölümü dünyaya neden getirdi? Getirmemek elinde değil miydi şeklinde ortaya koyduğumuz ve hala bunu tartıştığımız bu soruyu aslında çok önemli bir başlangıç yapmış. O önemli sorunun yanıtını vermeye yönelik çok önemli bir girişimde bulunmuş oluyor Milton. Yüce izlek, yüce form diyoruz. İşte Homeros'un İlyadası, Odiseyası düzeyinde onlara eş değer bir destan anlatısı koymayı planlıyor ortaya. Daha 20'li yaşlarda bu fikir ortaya çıkıyor. İngiltere'den de diyor, yani böyle bir bu seviyede Homeros'un o yapıtları İlyadası, Odiseyası seviyesinde bir yüce yapıt ortaya çıksın diye düşünüyor. Ve destan deyince akla gelen işte o dönemde İngiltere'de şövalyelik hikayeleri, Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyelerinin maceraları tarzında hikayeler. O da aslında böyle bir izlek üzerinden gitmeye önce niyet ediyor. Arthurian bir eser yazmak niyetinde. Fakat daha sonra vazgeçiyor. Tamamen yüce. İşte Tanrı'nın o cennet bahçesinde geçen Tanrı'yla melekler, şeytanlar, bunların yer aldığı o eski destanların insansı kahramanlarının yanına Tanrı'yı, şeytanı, melekleri, iblisleri koyduğu bir anlatı yazmaya karar veriyor ve bunu Nesir'de ve Nazım'da hiç denenmemişin peşine düşen bir şiir olarak anlatıyor. İlk bölümünde yine Paradise Lost'un. Yani böyle bir şey. Nesir'de ve Nazım'da hiç denenmemişin peşine düştüm. Bu neyi anlatıyor? İşte hem bu kadar yüce bir izleyi takip etmek, Tanrı'nın yol ve yordamlarını haklı çıkarmanın peşinde, böyle bir denenmemişliğin peşinde, hem de form bakımından, biçim bakımından daha önce hiç denenmemiş bir formu burada ortaya koyuyor. 11 bin dizeye yaklaşan 300 küsur sayfalık İngilizce basınlarında, bizde 500'ü bulan bu sayfalar içinde böyle bir manzum eser ortaya çıkarıyor. Ve eser çok geç bir dönemin eseri Milton için. Hem Milton için hem İngiltere için. Bunun üzerinde de belki durmak lazım. Yani bu eser yazıldığı dönemde artık destan formu böyle çok gözde değil. Artık destan tarzında eserler ortaya koymuyor şairler. Bu bakımdan geç dönemin eseri. Milton açısından da işte çok geç yaşının eseri. Yani artık ölüme yaklaştığı bir dönemde ortaya çıkmış. Bunu da zaten 9. kitapta belirtiyor. Dilerseniz oradan bir kısa alıntı yapayım burada. Tabii. Uygun olur mu? Tabii, buyurun hocam. Bu geç kalmışlığı şöyle ifade ediyor benim çevirimde. Bu mevzuyu seçmem destansı bir şiir için uzun zaman aldı ve geç başladım yazmaya. Tabiatım gereği yatkın değilim. Şimdiye dek yegane destansı mevzu sayılan savaşları anlatmaya. En büyük hüner bu sayılır. Kurmaca savaşlar eden meşhur şövalyeler uzun, ezdiren bir karmaşa içinde ince ince ölçe biçe anlatılır. Sabrın, destansı acıların daha büyük metaneti hiç anlatılmadan kalır. Yahut yarışlardan bahsederler, oyunlardan, at üzerinde vuruşanların silahlarından, armalarla bezenmiş kalkanlar, gaşiyeler, köheylanlardan, parıltılı süslerden, vuruşan, turnuvalara katılan muhteşem şövalyelerden. Şimdi bunu söyleyerek Milton işte eski destanlarda söz edilen kahramanlık konularından, o kahramanlık izleklerinden ayrıldığını, daha yüce bir destanın peşinde olduğunu bize söylüyor, bize ifade ediyor. Ve bunun içinde destanın bütün ögeleri var. Yani bir destanda ne ararsak, antik destanları oluşturan bütün ögeleri kendisi kullanıyor kendi destanı içinde. Hem biçim olarak, hem işte kurduğu olay çizgisi, akışı ve kahramanları açısından bir kere olaylara antik destanlarda olduğu gibi ortasından giriyor. Yani İlyada'yı, Odiseyya'yı hatırlayalım. Bir takım şeyler olmuştur, bitmiştir. Bize ozan bu olayların ardından başlangıcını anlatır. O da öyle yapıyor. Yani birinci kitaptan girdiğimiz zaman burada şeytanı ve meleklerini cehennemde görüyoruz. Cehennem çukuruna atılmış olarak görüyoruz. Kaosun koyu karanlığı içindeki cehennem çukurunda bir ateş gölünün içindedirler.
Tanrı'ya baş kaldırmışlardır, bir savaş yaşanmıştır. Savaşı kaybedip buraya atılmışlardır. Şeytan kendine gelir, naibine seslenir. Sonra diğer şeytanları uyandırırlar ve cehennemde bir saray inşa ederler. Orada bir konsey toplarlar. Bundan sonra ne yapacaklarını tartışırlar. Burada her şey olmuş bitmiş, acaba ne olmuş bitmiş? Bunun anlatısını sonraki bölümlerde görürüz. Neler olup bittiğini adım adım öğreniriz. Tabii hikaye şudur. Tanrı bir oğul yaratır. Oğuldan kastımız burada tabii sonradan dünyaya İsa Mesih olarak gelecek olan kişi. Yani bizim İslam kültüründe Hazreti İsa olarak bildiğimiz. Hristiyanlığın üçlemesinde işte o baba, oğul, kutsal ruh içinde yer alan o oğul. Milton'ın kendine özgü görüşü içinde, dini görüşü içinde ki o üçlemenin dışına çıkan bir dünya görüşü vardır. Tanrı'nın yarattığı oğul olarak onun yanında yer alır. Milton'ın yanında yer alır. Ve onu yaratmıştır. Meleklerine der ki bu benim oğlumdur. Bana itaat ettiğiniz gibi bu oğluma da itaat etmeniz gerekiyor. İşte şeytan o zamanki adıyla Lucifer bundan hoşlanmaz. Ve isyanı bundandır. Yani Tanrı'nın yanı sıra onun oğluna ibadet etmeyi uygun görmez. Kendi konumunun alçaldığını düşünür. Yanına Tanrı'nın meleklerinden üçte birini çeker ve Tanrı'ya karşı bir isyan başlatırlar. İşte o isyan ve sonrasında ortaya çıkan savaş sonrası savaşı kaybederler ve cehennem çukuruna atılırlar. Bunlar daha sonra ikinci bölümde, üçüncü bölümde yavaş yavaş öğrendiğimiz hikayeler ve bunlar bunların ardından Tanrı'nın insanı yaratışı, işte ilk insan olan Adem'i yaratışı sonraki bölümlerde yine karşımıza çıkacak olan ve bizi yavaş yavaş Paradise Lost'un özüne getirecek olan anlatı. Hocam bir şey sorabilir miyim burada? Buyurun. Araya giriyorum ama hazır yeri gelmişken. Evet, ben de biraz götürmekte bazen zorlanıyorum. Metnin ilk kısımlarında neredeyse satanist denilebilecek bir şey var, kurgu var. Yani şeytan öyle bir anlatılıyor ki hani hatta şeyi de yazmışsınız kitapta William Blake yani şey büyük şairdir Milton ama aslında bilmeden satanizm yapmıştır. İşte şeytana hizmet etmiştir gibi. Hani ilk başta şeytan anlatısı insanı onu haklı kılacak şekilde yani bir şey var orada. Hatta işte o meşhur lafı birinci kitapta cennette kul olacağım ama cehennemde saltanat sürerim. Gibi böyle. Evet, tam şeytanın avukatında Keanu Reeves'in. Evet. Onu yani o zaten çok kritik bir şey. Hani burada sanki John Milton kendini bir anlamda bu başkaldırı hikayesinde, yani o politik geçmişinde işte krala başkaldırması vesaire hikayesinde orada sanki bir şeytanla da kendini şey yapmış gibi ben hissettim veya işte mesela bir meclis kurması falan hani o bir anlamda bir konvansiyon meclisi gibi aslında bir taraftan bakılırsa o isyanın sonucunda kurulmuş olan vesaire bu yani bu metnin daha sonra ilerleyen kısımlarında tabii gene klasik şeye dönüyoruz işte şeytanın hile ve desiseleri vesaire. Metnin bu evrim süreci hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yani başta böyle neredeyse şeytanı haklı görebileceğimiz veya ona sempati duyacağımız bir şey varmış gibi olup sonradan işte yavaş yavaş aslına dönmesi hikayesi hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz? Tabii yani çok kritik meseleler sizin de değindiğiniz. Yani güzel bir yerden sordunuz, oradan girelim. İşte burada bir pandemiyum adı verilen saray oluşturuyorlar. Şeytan ve melekleri, düşmüş melekleri diyelim. Ve burada bir konsey oluşturup Tanrı'ya karşı artık bundan sonra ne yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini tartışıyorlar. Bu gerçekten Milton'ın işte geçmişinde katıldığı belki o parlamento konuşmalarını, parlamento üyesi değil ama
o dönemde izlediği parlamento tartışmalarını belki akla getirebilir. O tür politik göndermeler. Zaten Milton'ın eseri neden bugüne kadar bu kadar yaşadı? Hala çok tartışma konusu. Yani sadece bu ilk günah meselesinin bu kadar canlı, insanı cezbeden bir dini tartışma meselesi olmasından değil. Bu eserin aynı zamanda benim tabirimle ayağı yerde ama başı gökte olmasından. Yani bir bakımda, bir bakıma ilahi bir eser ama bir yandan da ayağı dünyamızdaki politik meselelere, aşılamayan o çatışmalara doğrudan dokunuyor. Bu nedenle de zaten yüzyıllardır güncelliğini koruyan bir izleyi var. İşte William Blake'in o değinmesi, sizin bahsettiğiniz, onun yanı sıra Percy B. Shelley'nin değinmeleri, yani bunların eleştirileri Milton'ın farkında olmadan aslında şeytanın tarafında oldu. Yani kendisi de farkında değil ama Milton'ın şeytanın tarafını tuttuğunu düşünüyorlar. Böyle bir eleştirileri var. O eleştirilerle ilgili notlarımı da şu anda bulmaya çalışıyorum ama elimin altından kayboldu. Neyse devam edelim. Şeytan burada çok cazip bir karakter gerçekten. Yani metni okurken okurların genel olarak en hoşuna giden, en karizmatik şekilde ortaya çıkan karakter burada şeytan. Bir bakıma da aslında şeytan ama bize öyle geliyor ki okurken, yani ben böyle düşünüyorum en azından. Sizler neler düşündüğünüz bilemiyorum ama bana sorarsanız en insani karakter aslında. Yani insanın zaaflarını, bir insanda rastlayabileceğimiz çelişkileri en fazla görebildiğimiz figür. Çünkü Adem'e baktığımız zaman mesela Adem'in saflığında, Havva'nın ona olan yumuşaklığında, boyun eğmişliğinde ve daha sonraki davranışlarında belki daha insansı özellikler gösterdiği söylenebilir ama genel olarak Tanrı, melekleri, oğul, Adem, Havva ve şeytan karakterleri içinde aslında bugünün dünyasına ve kendimize baktığımız zaman en fazla yansımamızı gördüğümüz ve çevremizde örneğini görebildiğimiz, izleyebildiğimiz karakter şeytan bana sorarsanız. Ve bu yönüyle herhalde insanlara çok cazip geliyor. Çünkü bir aslında politikacı figürü gibi bana sorarsanız şeytan. Bir politika yönetiyor, orada yürütüyor. Bütün konuşmalarında, sözcükleri, düşünceleri, fikirleri eğip bükmesinde, melekleri baştan çıkarmasında, yönlendirmesinde, bütün tavırlarında ve daha sonra işte Adem'le Havva'yı kandırmasında, Havva'yı kandırıp o yasak meyveyi yemesini sağlayan üçkağıtçı tavrında hep böyle bir günümüzün o yalancılarının, dolandırıcılarının, içten pazarlıklı insanların, belki politikacılarının izlerini görüyoruz. Ama bir yandan da işte son derece cazip, son derece çekici bir karakter. Yani müthiş bir bugünün diliyle karizması var şeytanın. Ve hani Blake ile Shelley haklı mıydı? Gerçekten Milton bilmeden şeytanın tarafını mı tutuyordu? Kestirmeden belki böyle bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü sonuçta Milton bir dini bütün bir insan ve gerçekten bir dini izleyin peşinde. Erdemli bir insan olduğu da su götürmez. Şeytanın tarafını tuttuğunu söyleyemeyiz belki ama farklı bir okumayla metni öyle de algılamak mümkün. Başka türlü algılamak da mümkün. Zaten çoklu okumalara izin verdiği için Paradise Lost bir bakımdan da bu kadar ölümsüzlüğünü, geçerliliğini koruyor. Yani tek bir okuma şekli yok bu metnin. Büyük metinler herhalde böyle olsa gerek. Farklı farklı okumalara, farklı farklı yorumlara izin veren bir yapısı var ki bugüne kadar gelebilmiş. Zaten İlk okumaları da o şekilde ortaya çıkıyor. Mesela basımından sonra hemen büyük bir ün kazandıktan sonra çağdaşlarından biri John Dryden var. Bunu alıyor, diyor ki ben bunu bir sahne adaptasyonuna dönüştürmek istiyorum. Bunun için Milton'dan izin istiyor. Şiiri uyaklı bir hale dönüştürüyor ve bir opera formatında State of Innocence, Masumiyet Hali adı altında sahneye uyarlıyor. Ve bu opera formundaki varyant
İlginçtir, Milton'ın kendi kitabından daha fazla satıyor. 17. yüzyılda daha fazla başarı kazanıyor bu anlamda. Özgün metnin önünde gidiyor satışları. Ama orada öyle bir yorum getiriyor ki Dryden metne. Şeytan burada Cromwell'in açık bir portresi. Çünkü Dryden kitapçı bir, kralcı bir kişi. Ve kendi bakış açısı doğrultusunda yorumluyor. Oliver Cromwell şeytan ve asıl kahraman burada Adem değil, şeytan olarak belirginleşiyor onun varyantında. Ama aslında hani bu bir çeşit belki Paradise Lost üzerinden çarpıtma. Yani eserin asıl gayesini, asıl içeriğini başka bir yere çeken bir yorum. Çünkü hani bana sorarsanız böyle birebir eşleştirmelere müsait bir metin değil Paradise Lost. Bir isyan var, yürütülen bir mücadele var ama yürütülen mücadele Milton'ın dönemindeki işte birinci Charles gibi adil olmayan bir krala karşı yürütülen bir mücadele değil. Her şeyle adil, her şeyle haklı, kadir-i mutlak Tanrı'ya karşı yürütülen bir mücadele. Dolayısıyla şeytanı haklı çıkarması burada Milton'ın mümkün değil. Zaten ilerledikçe metin yavaş yavaş onun o riyakarlığı, ikiyüzlülüğü ortaya çıkıyor. Gerçek bir kahramanlığa eriştirmiyor şeytanı Milton. Ve Milton'ın şeytanın gün gelip bu mücadele içinde cezasını bulacağı, İsa Mesih'in dünyaya insan formunda gideceği ve Havva'dan doğacak çocukların yılanın başını ezeceği şeklinde bir müjde var ki bunu kutsal kitaptan alıp kendi eseri içinde gayet güzel şekilde işliyor. Ama şu soru tabii yine ortada kalıyor açık olarak. Yani şeytanın isyanı, acaba şeytan isyan etmekte haklı mıydı? Haklı görülen bir yanı var mıydı? Burada Tanrı karşısında şeytanın konumu ve Tanrı neden bu isyana izin verdi? Adem ile Havva'nın düşmesine neden izin verdi? Bu saadet ortamının yok olmasına neden müsaade etti? Bunların açıklamasını Milton getirmeye çalışıyor. Sonuçta bu büyük kaybın yine bir saadete dönüşeceğini ileride kurgulamaya, oluşturmaya çalışıyor. Bu noktada üzerinde durduğu çok önemli bir kavram var. Özgür irade kavramı. Bu da Milton'ın bütün yazılarında, gerek düz yazılarında, gerekse şiirlerinde izleyebileceğimiz bir kavram. Hep özgür irade üzerinde durmuş. Özgür iradenin önemi üzerinde, bunun korunması, toplumlara yerleşmesi üzerinde durmuş. Tanrı insana özgür irade veriyor, seçme hakkı veriyor ve düşmek ya da kalmak, düşmemek insanın elinde. Bir seçim yapıyor Adem ya da Havva burada. Ve Havva seçimini yapmakla ve bu yanlış seçime Adem de katılmakla düşmeyi ve cennet bahçesinden kovulmayı hak etmiş oluyorlar. Bu haklılığı ve bundan sonra ortaya çıkacak eylemlerde yine o saadet ortamına yeniden insanın nasıl kavuşacağını ortaya koymaya çalışıyor Milton. Böyle bir izleyi var diyeyim. Yanıt oldu mu bilmem. Yine ben sizin sorularınızı alarak devam edebilirim. Hocam bir soru değil de o günkü siyasi düşüncenin veyahut da siyasi ortamın şeyini çizmesi açısından da önemli bir şey olabilir belki. Siz işte 16-17. yüzyıldan bahsediyoruz ve işte yani kutsal kitaba atıfta bulunuyorlar ve bu arada mesela Hobbes'un aynı dönem çağdaş olduğu Milton'la çağdaş olan Thomas Hobbes'un yazdığı iki tane metin var. Bir tanesi Leviathan, öbürü Behemoth. Bunlar da yine İncil'deki kutsal kitaptaki şeylere, nasıl diyeyim, kötücül güçlere atıf olarak, oraya referans vererek yazılmış metinler. Hobbes'un ki Leviathan işte bir siyasi düşünce metni, Behemoth da onun yine iç savaşla ilgili. Yani aslında o kargaşa dönemi kendini farklı bir şekilde, o kötücül güçler kendini farklı şekilde ifade ediyor. Belki Milton da burada işte şeytandır, yani o kralcılar ve
işte cumhuriyetçiler arasındaki çelişki gibi veyahut da oradaki kendini bir şekilde gün yüzüne çıkartıyor. Tabii edebi bir yanı var, dinsel bir yanı var nihayetinde. Ama bir yandan da siyasal bir yanı da var. Siyasete iz düşümleri de var. Bu açıdan da düşünmek gerekiyor. Yani ben bunu şey olarak, soru olarak değil de bir derkenar olarak eklemek isterim. Bunun haricinde bugünkü metinlere atıf, yani bugünkü eserlerde çok şey kullanılıyor. Mesela ben de arada Gustav Dor'un bir Paradise Lost çizimlerini de paylaşıyorum. Peki daha sonrasında edebiyatta etkileri neler? İşte Shakespeare'den etkilendiğini biliyoruz. Hatta Shakespeare aslında bir meydan okuma gibi. Aynı dönemde yaşamışlar. İşte bir 10-15 sene aynı zaman diliminde yaşamışlar. Bir Shakespeare'e karşı bir şeyi var. İlgisi de var. Bir de meydan okuma aslında. Peki sonrasında dünya edebiyatını, İngiliz edebiyatını Yitirilen Cennet nasıl etkilemiş? Var mı böyle bir şeyimiz? Evet, yani Shakespeare'den yola çıkarak başlayalım isterseniz. Tabii Shakespeare'li ve başka yazarlarla ilişkisi üzerinden değerlendirirsek, sadece Shakespeare değil, kendisinden önce gelen bütün İngiliz yazarlarına, şairlerine tabii yaslanıyor. Bunun dışında işte Latin, antik şairlere dayandığını söyledik. Aynı zamanda Avrupa'nın diğer şairleri, bunlardan da tabii çok yararlanıyor. Hemen tabii akla gelen, işte şu günlerde Dante yılındayız. Dante'ye de çok fazla yaslanan bir eser. Shakespeare'le ilişkisi üzerinde çok fazla bir bilgiye ben kendim ulaşamadım açıkçası. Yani Shakespeare'den çok etkilendiği muhakkak, ona da atıf izleyebileceğimiz, gönderme izleyebileceğimiz yerler var Paradise Lost'ta. Ama Shakespeare'den tabii zaten bütün İngiliz edebiyatı etkilendi. Yani etkilenmemek mümkün değil. Onun da mutlaka büyük bir esini var Milton üzerinde. Sonraki döneme bakarsak, işte ilk dönemlerde tabii ortaya koyduğu bu üslup çok etkili, çok güçlü. Milton'ın üslubu Milton's Grand Style adıyla anılıyor. Ben bunu Milton'ın tumturaklı üslubu olarak Türkçeleştiriyorum. Latince gibi yazıyor Milton. Yani İngilizceyi çok farklı bir söz dilimiyle kullanıyor. Latince'nin çok büyük etkisi var dilinde. Söz dizimini bozuyor İngilizcenin. Kelimelerin kökenlerine, büyük oranda Latince kökenlerine yöneliyor. Hem çağdaş anlamlarına hem geçmiş zamandaki anlamlarına yöneliyor ve böyle okunması son derece zor, kavranması herkesin harcı olmayan bir metin ortaya çıkarıyor. Anlam uzun dizelere yayılarak gidiyor. Böyle bir içeriği var metnin. Tabii etkisiyle sonraki dönem şairleri cazibesine sokan bir metin. Ama aynı zamanda taklit edilmesi imkansız. Yani onu taklit etmeye, Milton gibi yazmaya çalışan şairler başarılı olamıyorlar. Çok kötü duruma düşüyorlar. Bu da daha yazıldığı dönemden itibaren aslında bu kullandığı dil özellikleri, bu içerik her zaman olumlu eleştirilerle karşılaşmıyor. Daha o dönemden itibaren işte Samuel Johnson'ın, yine Edison'ın olumsuz eleştirileri var. Samuel Johnson Babylonian dialect diyor. Yani Babil tarzı, karman çorman bir dil kurmuş, inşa etmiş burada diyor Paradise Lost için. Ve insanlar bu kitabı alır, okur, kenara kor, bir daha da eline almaz şeklinde bir görüş ifade ediyor. Niye böyle diyor? Çünkü içinde anlattığı şey kutsal metinden yola çıkılan bir anlatı. Zor bir anlatı. Okuyorlar insanlar ama zaten hadiselerin nereye gideceğini bildikleri için bir kere okudular, bundan sonra bir daha okumazlar gibi bir görüşü var. Ki ben çok katılmıyorum. Yani yüzyıllardır bu metin çünkü defalarca okunup yorumlanıyor ki çok farklı yorumlara, çok farklı okumalara da açık olduğunu buradan anlıyoruz. İşte Edison, Our Language
sunk under him diyor. Yani bizim dilimizi ezdi bitirdi Milton gibi anlıyorum ben bu ifadeyi. Burada kurduğu ağır dili o şekilde eleştiriyor. 20. yüzyıla gelindiğinde Eliot'un, T.S. Eliot'un çok ağır eleştirileri var. Dolayısıyla o dönemde böyle gözden düşer gibi oluyor Milton. Ama gözden düştüğü dönemler ve yükselen dönemlerde böyle dalgalı bir seyri var. Daha sonra yine üzerine yeni araştırmalar, yeni yorumlar geliştirilerek tekrar itibar kazandığı söylenebilir. Tabii bunlar hani olumsuz yaklaşımlar Milton'a, ama olumlu tarafından bakarsak Milton'dan etkilenmemiş, İngilizce dilinde yazmış da Milton'dan etkilenmemiş çok az isim vardır tahmin ediyorum. Öyle eserlerin isimlerine baktığımız zaman işte William Golding'in Sineklerin Tanrısı mesela, Lord of the Flies, buradaki Beelzebul karakterinden gelir. İşte Steinbeck'in Bitmeyen Kavga, Dubious Battle, oradan ismini almıştır. Bu örnekler çok çoğaltılabilir. İşte daha erken dönemlere gittiğimizde Mary Shelley'nin Frankenstein'ını söyledik. Ondan önce eşi olan Percy B. Shelley'nin zincirlerinden kurtulmuş Prometheus, Prometheus Unbound karakteri doğrudan Paradise Lost'tan ve buradaki şeytan karakterinden yola çıkarak yazılmış. Bu örnekler sonsuzca çoğaltılabilir. Sinemada hala etkilerini izleyebiliyoruz. Tabii eleştiri aldığı noktalara yine gelirsek, işte feminist eleştirmenler tarafından çok yerilen bir yönü var. Charlotte Bronte, George Eliot, Emily Dickinson, Mary Shelley'nin annesi olan Mary Wollstonecraft, Virginia Woolf, bu önemli isimler Milton'ın buradaki Havva karakterine, kadına bakış açısını eleştiriyorlar ki haklı olduklarını teslim etmek lazım bir yerde. Çünkü Adem'in daha altında, kapasite olarak daha düşük ve ona tabi bir varlık gibi Havva burada çizilmiş ki ilk annemizi anlatıyor ama aslında kendi aşçısını görmüş Havva'da diyor Charlotte Bronte. Böyle bir eleştiri getiriyor. İşte Virginia Woolf'un Milton's Bogey diye bir kavramı var. Bu da Milton'un öcüsü diyelim. Sonraki dönemlere taşınan kavram olarak kalıyor. Ama çağdaş eleştirilere baktığımız zaman aslında daha önce de belirttiğimiz gibi çok farklı okumalara, yani kadın erkek ilişkisi bakımından da Paradise Lost'un değişik okumalara açık olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla hani Milton'ın bu gelenekselci 17. yüzyılın kadın erkek ilişkilerine bakış açısını yansıtan taraflarının ötesinde farklı açılardan görmek mümkün. Bir de tabii burada Milton anlatıcı olarak çok ön planda ama acaba Milton gerçekten kendi görüşlerini mi dile getiriyor, yoksa bir anlatıcının formunda mı bize bir takım fikirleri ortaya koyuyor? Bu da ayrıca değerlendirilebilir. Yani edebiyat eleştirisi zaten bunları dile getirmeye, sorgulamaya çalışıyor. Bu bakımdan da zaten hala değerini koruyan ve çok boyutluluğunu sürdüren o katmanlar arası yorumlara açık bir yapısı var Paradise Lost. Evet. Hocam, şimdi ben bir kısa bir beyanat verip bir fikrimi söyleyeyim. Daha sonra da bir soru soracağım size. Hani burada Tanrı insana bir şeyleri yasaklarken neden aynı zamanda onu özgür bıraktı, ona özgür iradesini de verdi? Madem yasaktı, niye bu günahı işlemelerine sebep oldu sonu veya göz yumdu sorusuna? Aslında şöyle de sormak lazım. Yani burada sadece insan değil, şeytanın da özgür iradesi var. Yani şeytan kendi cehenneminden çıkıp cennete giderken Tanrı görüyor bunu ve müdahale etmiyor. Yani o tarafa geçmesine herhangi bir müdahalesi yok. Yani burada aslında işler çok karışık. Yani sadece Tanrı'nın değil şeytanın da özgür iradesinden burada bahsedilebilir ve Tanrı burada sadece seyrediyor. Yani hani
bu duruma müdahale etmiyor. Bir hani bunu şey yapmak istedim, söylemek istedim. Bir de esas yani belki buna katkınız olur ama esasen şunu da şey yapmak istiyorum. Metnin kendisinde böyle çok güncel mevzular var. Mesela Galileo. Galileo'dan metnin içinde bahsediyor. Yani kutsal bir olay anlatılırken birden çok güncel Galileo'nun teleskobundan bahsediliyor vesaire. Ama mesela 6. bölümde şöyle de bir şey var. O çok dikkatimi çekti. Şeytanın ordusuyla Tanrı'nın ordusu çarpışırken bunlar bir takım böyle makineler geliştiriyorlar bu savaş sırasında. Evet. Ve bu makinelerle neredeyse hani dengeyi sağlayacak gibi olurlarken Tanrı orada işte İsa'yı gönderiyor ve işte bu şekilde savaşı kazanıyorlar falan. Burada mesela şu var aslında, yani bu İngiliz sanayi devriminin erken mevzuları gibi geldi bana. Yani orada o makine neden o metne girmiş yani. Belki de o yani yaşadığı dönemin güncel meseleleri de işte Galileo gibi, makineleşme gibi vesaire metne taşımış gibi geldi. Siz ne dersiniz bu konuyla ilgili? Yani tabii şeyden, özgür irade ve işte o Tanrı'nın her şeyi zaten önceden bilmesi meselesi zaten kafamızı karıştırıyor. Sizin de çok isabetli orada yakalayıp ifade ettiğiniz gibi. Gerçekten işte kitabın amacına ulaşıp ulaşmadığının sorgulanması gereken nokta. İşte içinden hala çıkamadığımız mesele de o. Yani Tanrı zaten neler olacağını biliyor. Yani şeytanın isyan edeceğini de, Adem'le Havva'nın bu günahı işleyip düşeceğini de biliyor. Buna rağmen neden böyle bir bütün bunlara izin veriyor? Sonunda ne gerçeği ne olacağını bildiği halde neden böyle bir şeyin gerçekleşmesine yine de izin veriyor? İşte o savaşın nerede sonlanacağını, nereye gideceğini her şeyi biliyor. Yani geçmişe de geleceğe de aslında ezel evet hakim bir varlıktan söz ediyoruz. İşte bütün bunların açıklamasını Milton kendince getirmeye çalışıyor zaten. Başarılı oluyor mu? Aklı çıkarıyor mu Tanrı'nın yol ve yordamlarını gerçekten? Bunu değerlendirmek, bunun arayışına girmek gerekiyor. Yani metni sürekli olarak sorgulamak lazım. Havva yılan tarafından, ki burada yılanın gövdesine giren şeytandır, kandırılıp yasak ağacın meyvesini yedikten sonra bunu Adem'e de getiriyor ve Adem de bu meyveden tadıyor. Özgür iradeden ve seçme şansından söz ediyoruz burada Adem'le Havva'nın, ama şimdi Havva bir kere bu meyveyi yedikten sonra Adem'in gerçek anlamda bir seçim şansı var mıydı gerçekten? Çünkü Adem fazla tereddüt etmiyor meyveyi yemek için. Diyor ki sen bunu yedin, ben sensiz olamam artık, senden ayrılamam, sen düştüysen ben de bunu yiyeceğim. Belki düşmeyiz, Tanrı bizi affeder ama düşersek de birlikte düşeriz deyip meyveyi yiyor ki gerçekten Adem'in yapması gereken şey bu değil miydi? Bu da hani eleştirmenlerin sorguladığı, üstünde durduğu bir konu. Çünkü bir evlilik birliğinden, beraberliğinden söz ediyoruz. Ve bir erkeğin en büyük vazifesi sonuçta eşine karşı, onunla birlikte o kutsal evlilik bağını koruması gerekiyor. Yemeyip de Havva'yı tek başına Firdevs'ten, Cennet Bahçesi'nden gitmesine izin verseydi, o durumda mı koşsaydı, bu mu daha şerefli, daha doğru bir davranış olurdu? Aslında burada gerçek anlamda Adem'in bir seçme şansı yok gibi görünüyor. Yani Havva o elmayı yemiş ve kendisi de mecburen yiyecek, işini yalnız bırakmamak için. Bütün bunlar soru işareti doğuran şeyler. Ama işte bunlar da Milton'ın eserinin değerini düşürmeyip tam tersine benim gözümde tartışılabilir, işte yeni yeni sorulara kapı açabilir nitelik kazandırıyor. Yani hadiseyi oluşturup bırakan ve kesin bir sonuca bağlayan bir metin değil. Her ne kadar kendi görüşlerine, o ebedi saadete giden yolun gün gelip işte İsa Mesih'in yeniden dünyaya geleceğinin müjdesini bize verse de Milton, Tanrı'nın haklılığını, yollarının ve yordamlarının haklılığını ortaya koyduğu iddiasını burada belirtse ve bunu gerçekleştirmeye çalışsa da bizim soru işaretlerimiz devam ediyor ve
işte Paradise Ghost'u da yaşamaya devam eder kılıyor. O sözüne ettiğiniz savaş sahnesi, işte bir takım aletler geliştirme başın böyle toplarla, güllelerle yapılması vesaire. Oralar gerçekten enteresan. Yani böyle melekler arasındaki savaşı birazlar arasındaki, insan ordularının arasındaki savaşa doğru çeken kısımlar. Savaş sahneleri aynı zamanda benim en severek, en heyecanla çevirdiğim, zevk alarak çevirdiğim kısımlardı. Ama okurada biraz tuhaf gelen bir tarafı var. Yani okur yorumlarına bakıyorum. Bunu yadırgamışlar. Hani böyle insanlar gibi toplarla, tüfeklerle meleklerin çatışması hadisesini yadırgamışlar. Ama bilemiyorum. Yani bu da ayrıca değerlendirilebilir. Meleklerin tasvir ediliş şekilleri de zaten ilginç. Esasına bakılırsa. Hani Gustav Dor'un çizimlerine burada bizim şeyimize, çevremize de eşlik eden çizimlerine baktığımızda işte insan formunda kanatlı formlar bunlar ama Newton aslında kemikle, eklemle, kasla sınırlandırılmamış farklı yapılar olarak melekleri tasarlıyor. Yani etle, kanla, kemikle sınırlı değiller. Bu anlamda Rafael hadiseleri anlatırken bir de işte Adem'e yani olup bitenleri, şeytanla orduları ve Tanrı'nın melekleri arasındaki savaşı betimlerken hep büyük şeyleri küçük şeylere benzeterek anlatmaktan söz ediyor. Yani daha yüce şeyleri daha basit, insanın kavrayabileceği forma sokarak anlatmaktan bahsediyor. Belki o savaş sahnelerindeki betimlemeleri de Rafael'in bu insanın anlayabileceği daha büyük şeyleri daha küçük şeylere çevirerek anlatma tutumunun bir ögesi olarak değerlendirebiliriz. Yani böyle bir yorum getirmiş olayım ama bilemiyorum açıkçası. Hocam şu biraz önce son bölümde girdiniz ama tercüme kısmına girdiniz ama bahsettiniz. Birazcık da tercümeden bahsedelim. Nasıl tercüme ettiniz? Zor oldu mu? Yani İngilizcesinin siz şeyde de konuşma sırasında da bahsetmiştiniz ve ön sözde de yazıyor. Çok böyle Latin kökenli İngilizce kelimelerin kullanılması, kendine ait bir formunun olması yani bu tercümeyi nasıl etkiledi? Biraz da bundan bahsedelim. Tabii yani yeri gelmişken bir kere teşekkür etmem gereken bir kişi var. Hemen onu bu dakikaya gelmişken madem çeviriden bahsetmek sona kaldı. Değerli editörüm Selçuk Aylar'a buradan bir selam göndereyim. Ben de teşekkür ederim. Çok büyük emeği var. Çok yakın arkadaşımdır kendisi. <Evet. gülüyor> Teşekkür ederim. Kendisiyle hiç bir araya gelmeden uzaktan uzağa bu metin üzerinde çalıştık. Bu açıdan ben tabii çok hani bir emeğimin ürünü olmak açısından bu çeviriyi çok önemsesem de o katkı olmadan, o değerli gözden geçirme çalışması olmadan bu hale gelmezdi diye düşünüyorum. Ben 2 senemi bu metin üzerinde çalışarak böyle bize mısra mısra örerek çevirdim. Bittiği zaman da artık çok önemli sorunlar çıkmayacağına dair böyle bir kanaatim vardı açıkçası. Yani bu kadar uzun zamana yayarak özene bözene çevirmişim. Ama iyi bir editörün eline gidip onun okumalarıyla geri döndüğü zaman neler neler ortaya çıkıyor. Bu bakımdan hani bu benim açımdan üzücü değil, çok minnettarlık uyandıran, mutluluk uyandıran bir mesele. Çevirmesi gerçekten çok zor bir eser. Ama nasıl bunu başardım? Yani ben bunu başarmamı kendi bilgime, yeteneğime borçlu değilim sadece. Newton üzerine yapılmış çok sayıda çalışmanın üzerinde yükselmiş bir çeviri bu. Yani Milton kadar üzerinde durulmuş, Milton kadar eseri açıklanmış, bu Paradise Lost kadar didik didik edilmiş, sadeleştirilmiş metinlerle, dipnotlarla, yorumlarla zenginleştirilmiş metin belki de yok İngiliz edebiyat tarihinde. Bunlardan faydalandık. Ve farklı edisyonlardan yararlandık. İşte ben daha günümüz İngilizce yazımına uydurulmuş bir varyant üzerinden çalıştım. Çünkü
eski baskılarda mesela Almanca etkisiyle isimlerin de büyük harfle başlaması gibi böyle özel yazımlar var. Bunlar çevirmenin kafasını karıştırıyor. Daha günümüz imlasına uydurulmuş bir baskı üzerinden çalıştım. Selçuk Bey onaylanmış otoriter yazarlardan, otorite sahibi yazarlardan biri olan Levanski'nin Paradise Lost baskısı üzerinden kontrol ederek düzeltmeleri yaptı. Ve bu şekilde biz 7-8 ay boyunca üzerinde çalıştık ve oluşturduk. Kaynaklar böyle, hani İngilizce kaynaklar bakımından böyle bir şansımız vardı. İnternet üzerinden çok fazla şeye ulaşabildik. Bir şiir dili oluşturmak bakımından da tabii hani bizden önce ortaya konmuş örnekler var. Yani burada Odisseya'yı, İlyada'yı çeviren işte Azra Erhat Akadir çevirisi mesela. Yani bir destan dilinin nasıl ortaya konulabileceğini, ortaya çıkarılabileceğini gösteren ilham verici bir örnek. Yani böyle bir şey yapılmış. Biz de bunu böyle görkemli bir destan dilini o zaman Milton'da yaşatabiliriz diye düşündüm. Hep bizden öncekilerin aslında izinden gidiyoruz. Onların bize bıraktığı mirasın arkasından gidiyoruz. Ve hani bir serbest çeviri ortaya koyduk. Sonuçta bir özgün veznini yaşatmak burada mümkün değil ama Milton'ın bir karmaşık dili var. O karmaşık dili mümkün olduğunca Türk okuru da izlesin, hissetsin. Fakat aynı zamanda anlasın. Ve anlarken de biz ona Milton'ın söylediğinden çok farklı bir şey söylemeyelim. Milton'daki çok anlamlıları, anlamlılıkları, söz oyunlarını ki bunlarla dolu Paradise Lost yaşatamıyoruz belki tam anlamıyla ama en azından mümkün olduğunca Milton'ın sözüne yakın, onun sözüne ihanet etmeyen bir söz kuralım. Onun şiirini de düzleştirmeyelim. Gerçek anlamda bir şiir yazmış olmasak bile bu çeviride en azından bir şiirselliğin gölgesiyle yazmış olalım. O gölgeyi bu metnin üzerine düşürerek yazalım dedik. Sonuçta ortaya herhalde tatmin edici bir sonuç ortaya çıktı. Eksiklerimiz vardır mutlaka. Hani eksiklerimiz, hatalarımız bakımından affola. Tabii sonuçta bunların hepsi benim sunumumda yazdığım gibi çevirmene aittir. Ama çok iyi bir editörlükten, yayın hazırlama sürecinden geçti ve beni de çok mutlu eden bir sonuç ortaya çıktı. İnşallah okur da öyle düşünecek. Hocam çok teşekkür ederiz. Yavaş yavaş toparlayalım. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bizim sorularımız bitti diyelim. Metin üzerine. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim bu programda. Yitirilen Cennet çevremizin daha başka yeni çevrelere kapı açmasını diliyorum. Çünkü öncesinde yapılmış bir denememiz vardı biliyorsunuz ama hani bir tam metin olarak ortaya konmuş bir çalışma değildi. Daha iyisini ortaya koymaya çalıştık. Hem Milton ne yazdıysa onu okura sunmaya çalıştık. Hem Milton'ın dilini gerçek anlamda ortaya koymaya çalışan, sözünü ortaya koymaya çalışan, okunabilir, zevk verir, referans niteliğinde olabilecek bir çeviri ortaya koymaya çalıştık. İnşallah okurumuz da karşılığını bulacaktır okurlarımızda ve yeni çevirilere belki bunun üzerine başka şeyler koyabilecek, bizim de ulaştığımız noktanın üstüne çıkacak yeni çevirilere yol açacaktır. Bu bakımdan cesaretli olacaktır diyeyim. Bu dileklerimle ben de sonlandırayım sözleri. Çok teşekkür ediyoruz. Biz zaten çok uzun süredir böyle çeviri faaliyetlerini de hani bu yayınlardan dolayı takip ediyoruz. Türkiye'de gerçekten şu son 15-20 senedir çok iyi çevirmenler ve çok iyi çeviriler var ve onlar sayesinde hem klasikleri, mevcut çeviriler daha iyi çevirilerle karşılaşılıyor. Herkes sonuçta bir önceki nesilden devraldığı şeyi belki daha mükemmelleştiriyor. Birçok eser de ilk kez hani çevrilen eser de çok fazla. Bu açıdan herhalde biz epey daha böyle yayın malzemesi bulacağız kendimize gibi duruyor.
İnşallah. Yani bizim üretmemiz bir tarafta ama işte değerini bulması, sizin gibi insanlar tarafından takdir edilmesi çok önemli. Çünkü bir taş atıyorsunuz ama karşı taraftan bir ses gelmesini bekliyorsunuz. Bir ses gelmezse o zaman üretmenin de bir anlamı kalmıyor. Yani ona yönelik bir desteğin var olması çok önemli. Bu anlamda sizin varlığınız çok önemli. Eksik olmayın. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız için. 220. yayınımız burada sona eriyor. Bugün konuğumuz Yiğit Yavuz'la John Milton'ın Yitirilen Cennet kitabı üzerine konuştuk. Yayınımıza destek olan Patreon destekçilerimize ve Kur'an'ın kitabı buradan bitirirken tekrardan bir teşekkür edelim. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.